net bir şekilde görünüyor değil mi? Arkadaşlar bu sorular zaten Türkçeden bize de tanıdık. Bizdeki Türkçedeki gazetecilerin çok fazla kullandığı 5M1K değil mi? 5M1K'ya yakın. Aynı sorular Hollandaca'da bunları çok sık kullanırsınız. Özellikle A1 düzeyindeyken çok sık kullanırsınız. Hani diyorum ya A1 düzeyindeki sınırlı dil kullanımının getirdiği bir şeyler. Mesela bir yer mutlaka sormanız gerekir. Var kullanırsınız. Birine ismini sorarsınız. We'yi kullanırsınız. İşte hangi demeniz gerekir? Welk kullanırsınız. Bir yerde fiyat sorarsınız. Hoeveel kullanırsınız. İşte bir şeyin ne kadar eski ya da yaşlı olduğunu sorarsınız. Hoe oud vesaire gibi. Dolayısıyla bunları bilmek önemli. Bunlar arkadaşlar her zaman ekstra bilgi isteyen soru cümleleri, kelimeleri. Yani örnek veriyorum. Spreken Nederlands dediğimde karşımdakine ben evet ya da hayır bir sorusu sormuş oluyorum mesela. Örnek vereyim, Berfin'e sorsam spreken Nederlands ya ya da ne diyebilir. Ama ne kadar iyi Hollandaca konuşuyorsun dediğimde o zaman ekstra bilgi vermesi gerekir. Şimdi bunlarla ilgili bilmediğimiz var mı? Türkçe olarak bilmediğimiz. Wie, wat, var, wanneer, warum, hoe, welk, welke, hoeveel, hoe oud, hoe lang. Ben kız gibi ama şey oluyor böyle. Nasıl kullandıkça karışıyorlar. O zaman Türkçesini bir de inelim. Wie kim demek? What ne? Var nerede? Wanneer ne zaman? Warum neden? Ya da niçin? Who nasıl? Welk ya da welke, ikisinin de aynı farklı anlamları yok arkadaşlar. Welk ve welke, birazdan bunun örnekleri yaparken niye welke bazı yerlerde, niye bazı yerlerde welk oluyor anlatırım. Hangi demek? Who fail ne kadar? Who out kaç yaşında anlamına gelen? Who long'da ne kadar sürüyor anlamına gelen, ya da işte ne kadar, who long uzunluk anlamında kullanılır. Yani birinin işinin ne kadar sürdüğünü de sorabilirsin who long'la, birinin boyunu da sorabilirsin. Yani ne kadar uzunlukta anlamına gelen. Wie ben yay. Tolga. İlk ben Tolga. Wie ist het meisje? Wie is het meisje? Berfin. Meisje neydi? Kız çocuk mu? Ha, ya kız, direkt kız çocuk değil de yani meisje hani böyle birazcık daha ne oluyor? Gençlere yönelik de söylenebiliyor. Tamam. Yani çok yaşlılara tabii meisje diye hitap edilmez. Meisje dersen çok hoşuna gider. O ayrı bir şey de. O zaman şey mi diyeceğim? Het is işte isim. Aha, het meisje. Is kullanılıyor değil mi? Evet. Is. Evet. Ayşe. Yeah. Het meisje is Ayşe. Vi arkadaşlar kim demek? Her zaman bu tarz durumlarda kullanabilirsiniz. İşte mesela senle ben duruyordu. Sen birine merhaba dedin. Bir kız merhaba dedim. Ben de merak ettim. Wie is het meisje? Diye sordun. Sen de işte Ayşe diye cevap verdin. What'ı çok fazla kullanıyoruz aslında değil mi? Mesela what is? Geçen hafta bol bol yaptık. What is your name? What is your name? What is your achternaam? What is your national type? Yok, national type değildi. Nationality type. Evet, bravo. Bravo Tolga. Değil mi? What aslında çok fazla kullanıyoruz. Her yerde kullanıyoruz aslında. Nationaliteit. Nationaliteit, evet. National tight değil. Şu kısmı siliyorum. Yazdınız mı? Var. Var'la ilgili aslında örnek yaptık. Ne yaptık? Var komyafamdan. Var komyafamdan değil mi? Var komyafamdan. İkoma Türkiye. Başka. Var'la ilgili örnek yapmak isteyen var mı? Var. Hocam 5 dakika ara verebilmemiz mümkün mü? Öyle bir imkanımız var mı? Var'ı bitirelim. Verelim tamam. Birkaç. Ben tamam. De bir kahve alayım. Var ben ya hıbora. Benim hıbordatum. Ney? Var ben ya hıbora. Nerede duydun? Yok. Evet aynen öyle. Var aynen. Arkadaşlar duyduğunuz her yerde yer ifadesidir. Nerede? Var ben ya hıbora. Kim cevap vermek ister? İlk ben. Ben hıbordatum. Yok. Ben hıborum. İlk ben. İn. Türkiye hıboru. Hıboru. İlk ben in Türkiye hıboru. Mesela şaka yapmak amaçlı. İlk ben taus hıboru. Evde de o zaman. Örnek veriyorum. Bir şey sormak istiyorsunuz. Where is my book? Benim kitabım nerede? Ya da where is mine sock? Eşiniz genelde kadınlara çok sorar. Çorabım nerede? Where's mine yaz? Montum nerede? Var hep yer ifadesi olacak. Çok fazla kullanacak. Yani şunların içerisinden çok fazla kullanacaklarınızın arasında da var vardır. What çok fazla vardır. Var. Who. Şimdilik bir mola verelim mi? Herkes hazır mı? Vanir'le devam edelim arkadaşlar. Vanir neydi? Ne zaman? Vanir hebirles Berfin. İkles mi? İkhep. Ne zaman ders mi alıyorsun? Ne zaman dersim var? Şu an değil mi? Yani işte ikhep. İkhep. Nüle. Şimdi dersim var. Hı. Ya da ne dersin? Zaman ifadesi kullanırsan ikep. Onları da göreceğiz. Op, satırdak, en zondag. Başka? Soru yapmak isteyen var mı? Vanir. Tolga? Aklıma gelmiyor hocam. Aklıma böyle bir şey geldi. Vanir zik ya. Seni ne zaman göreceğim? Ya da ne zaman görüşüyoruz anlamına gelen. Ne zaman görüşüyoruz? Tolga. İlk ne zaman görüşelim? İlk zi. Op ya zondag. Zondag. Gut. Warum ben ya in Netherlands. Warum ben ya in Netherlands Nur? Şey, Türkçesi neydi hocam? Tamam. Warum neden demek? Yani onu neden? Şu cümlenin Türkçesi mi? Nedir Hollanda'da? Yok. Evet, devam et. Ha, neden Hollanda'da mısın diyor. Hollanda'da. Neden Hollanda'dasın? Hollanda'da. Hı. Burada ne ala? Hollanda'da değişir tabii yaptığın konuşmaya göre de. Havaalanında ya da ne bileyim sokakta ilk tanıştığın biri neden Hollanda'dasın diye de sorabilir. Senin birazcık tanıyan biri neden Hollanda'dasın ama işte neden Hollanda'da yaşıyorsun anlamında da bunu sormuş olabilir. Anlamında. Hı-hı. Şimdi onu nasıl evlendin de geldin şimdi. Ya da dur şöyle soralım. Tamam bu soruyu değiştirelim. Warum leer je neden Hollanda? Hollandaca öğreniyorsun. Nederlands. Yok niye öğreniyorsun Hollandacayı? Ha, Hollandaca niye öğreniyorsun? Hı-hı. İletişim kurabilmek için. Tamam söyle. Aha. Ya da ben Hollanda'da yaşıyorum diyeceksin. O zaman iki wonen Nederland. Ya, ama ne kullanıyorum? Omdat. Omdat. Arkadaşlar çünkü, burada çok özel bir şeyi var. Omdat'ın bir özel kullanım şekli var. Omdat konusu yani apayrı anlatılması gereken bir şey zaten. Omdat ik in Nederland woon. O zaman çünkü mü? Çünkü yani, omdat. Omdat çünkü anlamına geliyor burada. Hollandaca'da iki tane omdat var. Bir tanesi omdat. Bir tane pardon. Hollandaca'da iki tane çünkü anlamına gelen şey var. Bir tanesi omdat. Ama omdat biraz önce bahsettim ya. Omdat kullandığım yerde cümlemin tamamen biçimini değiştiriyor. Hmm. Mesela burada dikkat edin. Omdat ik dedim. Özne kullandığım. Dikkat edin şeyim nereye gitti? Geliyorum. Fiilim en sona gitti. Fiilim en sona gitti. Omdat'ın böyle bir özelliği var. Yani omdat gördüğünüz her yerde mutlaka fiili cümlenin her zaman sonuna atılır. Berfin kaçırdın mı bu kısmı? Yok hayır buradaydım. Camı kapattım sadece. Anladım, tamam. Yani o, şu olay sizi çok zorlayacak. Hollandaca'da çok olan bir şey. Sadece omdatla alakalı değil. Başka zaman bu tarz buna benzer şeyler. Burada hocam sorunun soruluş biçiminden dolayı mı omdat kullandık? Şöyle eğer bir soruda varum bir şey varsa mutlaka cevap verirken omdat diye kullanıyoruz. Çünkü neden? Çünkü vereceğim cevap soruyla ilişkili alakalı bir durum. Yani bir tane daha want şey var dedik ya çünkü var. Mesela bir tane de want var. Ama want'ın kullanımı apayrı bir şey. Yani şeyden bağımsız. İlk kullandığım cümleden ya da bir sorudan bağımsız bir şekilde cevap verildiği noktalarda want kullanılıyor. Ama şunu aklınıza tutun. Eğer bir şeyin cevabını neden varuma cevap veriyorsam ben varuma mutlaka omdatla başlıyorum. Bu omdat konusu daha ayrıca zaten anlatılır. Varom ile hocam soru sorulduğu zaman omdatla cevap veriyoruz. Yani ben işte varom diye sordum. Eğer çünkü yani Türkçedeki çünkü diye başlayacaksam eğer varom sorusuna omdat diye başlamam gerekiyor. Varom hu. Hu'yu biliyor muyuz? Nasıl? Nasıl demek? Huhat. Huhatet. İşte bu part net. Bu rahat. Nur, bu rahat. Alles gut. Wait. Het gaat. Met jou. Net. Hoe het gaat goed. Hoe gaat het? Het gaat goed. Aynı şekilde şuna het gaat goed. Yani şu an hocam mesela cümle yapmayı öğreniyoruz ama hani buna kısaca goed veya niet goed vesaire yani, tabii, cevaplar verilebilir değil mi? Yani bu oturdukça yani hani pratik kazandıkça biri size hoe gaat het dediği zaman goed. Goed diye cevap verebiliyorsun. Yani, met ya aynı şekilde mesela hoe gaat het? Goed met ya. Onlarca şey var mesela is alles goed ya da işte daha da kısaltılma alles goed kısalabiliyor yani. Alashut, Yahut. Yahor. Ne bileyim. Onlarca şeyi var. Yani dile hakim oldukça onların hepsi gelecek mi şeyiz? Orada ben ne bileyim. Her şey yolunda mı anlamına gelen. Ya zeytir cevap olarak. Ya. Zeytir. Alız. Yine mesela burada izaleskut demişiz ya, izaleskut metya diye de bitirip devam edebiliyor. Zekir ne hocam? Ya zekir kesin demek. Zekir kesin. Ha. Ya emin olmak anlamına gelen, kesin anlamına gelen. İzales in orada yani her şey yolunda mı? Ya zekir kesinlikle öyle anlamına geliyor. Velk. Velk kullanıyorsanız arkadaşlar hangi demek? Velk'den sonra hiçbir zaman, bizim dilde de öyle yani Türkçe'de de öyle, direkt fiil kullanamazsınız. Velk'ten sonra mutlaka bir şey gelmek zorunda. Örnek veriyorum, aklıma bu kitap geldi. Velk book leysley. Dikkat edin, Welk book diyorum. Welk leysley book diyemezsin. Yani hangi kitabı, Türkçe'de de öyle mesela, hangi kitabı okuyorsun? Hangi bir şeyi mesela. Welke auto is van jou. Hangi araba senin? Hangi araba senin ki anlamına gelemez. Welke auto. Mesela elbise giyiyorsunuz diyelim. York. Welke maat. Bilye. Mesela geçen hafta ne dedik? Evet. Welkland. Komyay demiştik, hatırlarsınız. Bak bazılarında Welk oldu, bazılarında Welke oldu. Bunun kuralı çok basit arkadaşlar. Kullandığınız şu isimin artikelına bağlı. Yani eğer benim artikelım de ile başlayan bir şeyse, de oto ise, eğer ben welke ile soru yapacaksam welke diye soruyorum. Eğer het ile başlıyorsa welk, yani e'yi kullanmıyorum. Bu ilk zamanlarda sizi çok zorlayacak. Çünkü artikeliniz aklına getirmeniz çok zor. Dolayısıyla çoğunluğu welke diye yaparsınız. Tolga yine çok derin baktın. Geçen hafta da aynı noktada. Anlamadın mı yine? Yani şöyle yapayım. Belki ya da şöyle üstüne yapayım. Daha iyi anlaşılsın. bu seni çok, bu konu seni çok zorlayacak galiba. Headbook. Şunların rengini değiştirelim arkadaşlar. Ne şöyle geleyim. Auto. Hocam o zaman normal işte bu auto yerine işte head auto olarak mı ezberleyeceğiz? Ya genelde öyle yapmaya çalışın. Hani genelde kelime ezberlenirken, kelime öğrenilirken mesela book, işte kitap ne book, araba ne auto şeklinde öğreniliyor. artikıllar daha sonra dahil edilmeye çalışıyor ve bu sefer inanılmaz zorluk çekiliyor. Hani çünkü şu artikıl sadece isimlerde var. Yani işte kitap ne bir isimdir. Sıfat değil, fiil değil. Dolayısıyla bunları ezberlerken mutlaka artiklıyla birlikte, yani örnek veriyorum aldığınız yazıyorsunuz kelimeyi öğrenirken book, kitap, ne Hollandacası book, book değil arkadaşlar, het book, işte araba, the auto, tamam. Bütün her şeyi yani şeyiyle göre artiklıyla birlikte yazıp artiklıyla birlikte telaffuz edin, artiklıyla birlikte ezberleyin ki zorluk çekmeyin. Yani ileride çok zorluk çekiyor çünkü hani kelimenin üstüne artikeli dahil etmek hep karışır, hep karışır. Şimdi Hatbook ya. Hatbook olduğu için arkadaşlar Hatbook'ta Welk eğer ben kullanıyorsam sadece Welk'te değil karşınıza buna benzer onlarca şey gelecek mesela. Burada Welk var, ileride Elk gelecek. Mesela az önce bir örnek yaptık. Elkedag dedik ya. Elk, niye elke dag dedik? Çünkü dag dö ile başlıyordur. Birçok noktada aslında etkileyen bir şey şu article olayı. Yani çok dili böyle yapısını değiştiren bir durumu yok. Ama birçok yerde karşınıza geliyor. Ne dedik? İlk wandel elke dag diye kullan. Bak burada ne geldi? Elke oldu bu. Mesela ben bu elke dag yerine eğer arkadaşlar iki tane oldu. Bak burada e'yi attık gördünüz mü? Çünkü weekend head'tir. Gördüğünüz gibi elke dag'taki e weekend'te uçtu. Tamamen şu on'da gibi. Bir anlamadım Berfin. Var ya ons ve on'da da aynı şey var. Evet aynı şekilde orada. Ben her hafta yürürüm. Ben işte her hafta sonu yürürüm. Az önce neydi mesela? Elke dag dedik. Her gün yürürüm. Oradaki olay neydi? E gelmişti buraya. Hı-hı. Aynı şey. Yani head'le başlıyorsa bir şeyin mesela buna benzer. Welk, welke, elk, elke, ons, onze. Sıfatlar da ileride göreceğiz mesela sıfatların kullanırken. Örnek veriyorum ben de bir tamlama yapacaksam. İşte moi meşe ya da moye meşe. Moi haus ya da moi haus. İşte dike book, dik book hangisi, neye göre geliyor falan böyle belli kurallar var. Onları baştan daha mesela şu konuları anlatırken en azından birazcık anlamaya bakın. İşte head'le başlayan bir şeyim söz konusuysa, kelimem söz konusuysa eğer welk kullanıyorsam arkadaşlar kesinlikle e'yi kullanmıyorum. E'yi atıyorum. Welk. Welk book. Welk land. Out welk land mesela. Out welke stad dedik. Bak, orada mesela birinde ne gelmişti? Out welk land, out welke stad. Çünkü stad dö'dür, land et'tir. De auto welke auto. O zaman who fail. Hufe neydi Türkçesi? Ne kadar? Şu kısmı siliyorum. İşiniz yok değil mi burayla? Hufe. Bir örnek yapalım hemen. Geçen hafta aslında yaptık bol bol. Hufe mesela ne sormuştuk? Kinder'ın. Yani. Hoeveel kinderen heb jij? Diye sormuştuk. Bugün bunu sormayacağız tabii. Hoeveel autos? Kaç tane? Tolga, hoeveel autos heb jij? Ik heb één auto. Hoeveel boeken heb je in huis, Bervin? Ik heb 10 boeken. Book'un demeyeceğim değil mi? Book'un evet. In book'un in house. in mindfulness. Mm-hmm. Bu fail. Bu fail. Ne diyorum? Nur, Hoeveel kennissen heb je in Nederland? Kennissen tanıdık demek. Ha, Hollanda'da kaç tane tanıdığım? Ik heb veertig. Var mı? Ja. Bei dem. Kennst du? In Nederland. Hoeveel. Hoeveel'i arkadaşlar ne kadar durumlarında her yerde kullanabilirsiniz. Sadece dikkat edeceğiniz nokta eğer bir şeyle birlikte kullanıyorsanız mutlaka fiilden önce gelecek. Mesela bir şeyin fiyatını sorarken de sorabilirsiniz. Hoeveel cost is at. Mesela önünüzde bir pazarda düşünün ki bir şey gördünüz. Ne bileyim bir ayakkabı bir şey. Onun fiyatını sormak için hoeveel kost is het diye sorabilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz hoeveel'i kullanırken yine welke'de nasıl ki welke ya da welke'den sonra ben bir şey getirip arkasından fiili getirmek zorundaysam hoeveel'de de aynı durum geçerli. Bakın yaptığımız örneklerin hiçbirisinde tek başına hoeveel'den sonra şeyim gelmiyor, fiilim gelmiyor. Ne? Hoeveel kinderen heb jij? Hoeveel auto's heb jij? Hoeveel boeken? İşte hoeveel kennissen? İşte hoeveel kost? Hepsinde bir şey geldi sonuna. Yani ne kadarla ilgili bir şey getirdikten sonra hoeveel ile birleştirip arkasından fiili getirip sorabilirsiniz. Karşınıza sadece dikkat edeceğiniz nokta hoeveel'i kullanırken bu. Hoe oud? Türkçesi neydi? Yaş. Bu aslında şey ne kadar eski anlamına gelen bir şey. İnsanlar için de genelde yaşın kaç olarak çeviriyoruz. Dolayısıyla ne kadar eskisin anlamına geliyor aslında Hollandaca. Hoe oud? Çok eski. Ben ya diye kullanıyor. Şu kısmı siliyorum üstteki. İnsan için sormuştuk mesela. Yaş soruyoruz değil mi? Yaşın kaç? Who out ben ya? İlk. Nur sen cevap ver. Ik ben 24 jaar. Who out is jouw dochter? Olga. Dochter. Kız çocuktu değil mi? Aha, evet. Aha, evet. İlk ben doktor. Neye dikkat edeceksin? Yav doktor diyorum. Ha. Buradaki nesne durumu yav doktor. Cevap verirken hemen main doctor is Çin yar. Berfin heb je een auto? Nee, ik heb niet auto. Geen auto. Heb je nu een huis? Ja. Hoe oud is Gül'ü diyeyim. Eşini de katayarak. Hem de şeyi yapmış oluruz. Who out is Gül'ü house? Ben bunu anlamadım. Ne kadar eviniz mi var? Eviniz ne kadar eski? Yani kaç yaşında anlamına taşıyor aslında yine. Evet. Ve it is pardon. It is Fark etmez. Gerçek olmak zorunda değil. Sallayabilirsin. Tinyar. Hani dedim ya who out ne kadar eski anlamına geliyor. İşte insana sorarsan ne kadar kaç yaşındasın anlamına taşıyorken ayrıca who out'u biz nesneler içinde sorabiliriz. Örnek veriyorum bir şey alacaksınız. İşte ne alacaksınız? Bir araba alacaksınız. Dolayısıyla arabanın kaç model olduğunu, ne kadar eski olduğunu sorarsınız. İşte who out is had şeklinde. Her şey için geçerli. Mesela ne bileyim elektronik bir şey alacaksınız. İkinci el. Ne kadar eski olduğunu soruyorsunuz işte. Who out is it? Who out there's a television? Who out there's a computer diye sorabilirsiniz. Hani aynı şey geçerli. Yani insanlar için nasıl who out banye, who out is zay, hay diye sorabiliyorsa aynı şekilde nesneler, eşyalar içerisinde ne kadar eski olup olmadığını who out'la öğrenebilirsiniz. Anlaşıldı mı? Evet. Şu kısmı yine siliyorum. Kulang. Ne dedik kulang için? Ne kadar süre? Ne uzunlukta anlamına taşıyan aslında. Türkçe'ye ne uzunlukta. Mesela hulang banye. İnsana sorarsan bu ne anlama gelir? Boyun kadar. Evet. Boyun nedir Türkçedeki? Hulang banye. Berfin. İlk ben 1.34 falan diyorlar. Metre böyle misin? Metre. 1,35 metre. Şaka 1.65. Hoe lang ben je Nur? Ben 1.65 hocam. Ben 1,65 meter. Olga, hoe lang ben jij? Ik ben 1,78 neydi? Ahtın zeyfıntık. Meter. Nur, who lag is your baby? My baby is boyu 83 santim de 3,80 santimetre. Santimetre. Şöyle sorayım. Senin de iki tane kız çocuk var değil mi Tolga sende? Evet hocam. Hoe lang is jouw oudste dochter? Mijn dochter, oudste dochter, 'Zeynep. Zeynep. İsim yok. Zeynep. Sadece ben burada şeyi soruyorum. Who long is your oldest daughter? Yani en büyük kızın boyu ne? Anlıyorum hocam. 1 metre. Bu arada ben böyle sorular soruyorum ya hani gerçek cevap vermek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sadece dili pratiğini yapmak için yani. Kafanızdan uydurabilirsiniz. Hani kızın isterse 5 metre diyebilirsin sorun. Berfin, hoe lang duurt is jouw Nederlandse les? Sürmek. Hani araba sürmek anlamında değil. Bir şeyin ne uzunlukta ya da ne kadar süre sürmesi anlamında. Şey mi? Hollandaca dersleri ne kadar sürüyor? Evet, Hollandaca dersleri ne kadar sürüyor? Dwayne diye şey yapıp anne bu arada İngilizcesi. Ne? Ay. Yok. Bak, sorduğum soruda her zaman neye dikkat ediyorsunuz biliyor musunuz? Nesneye dikkat edeceksiniz cevap verirken. Yani özneye çekeceksiniz ya onu. Mesela Holland dört is ya Netherlands'a les diyorum. Ha, my Netherlands les. Ha, ya da dersin ki işte het değil mi kısaca? İki türlü de olur. İşte mine. Ama ben burada şeyi alıştırmaya çalışıyorum bir taraftan. Hani mine, yo, har, sein o ifadeleri de bir taraftan oturtmaya çalışıyorum. Mine. Ne? Ayın Hollandacasını... Neyin? Ayı mı? Ay. Januari, Februari falan olan ay. Ha, month. Month mı? Hı. My Netherlands les is... Dürt is yok. Dürün zaten şu dürt bu arada şu dürün fiilinden gelen bir şey. Dürün sürmek anlamına geliyor işte. Mine les dürt ve üreceğiz. İşte mine ne diyelim başka? Mine Asprag dürt işte benim randevum dürt 20 minute. Yani bu tarz zaman ifadelerinde bir şeyin ne kadar zaman aldığını ifade etmek için duren fiilini kullanıyoruz. Burada senin Hollandaca dersin olduğu için çekimi ne olacak? Duurt şekline çekiliyor. Mine Netherlands les, duurt. Ve maanden. Maanden yerine yani toplam uzunluğunu mu soruyor yoksa şey olarak mesela 2 saatte diyebilir miydik? Diyebilirsin evet. Çünkü hani burada Holland Dürt is yo Netherlands'a les'ten kaynaklı ne söylediğini bilmen lazım. Hani o konuşmanın doğal halinde belli olacak bir şey. Örnek veriyorum. İşte sen derse başlamadan önce ya benim dersim var diye bir diyaloğa girmişsen oradan biri soruyor sana Hoe lang duurt is your Netherlands les dersen o durumda dersin ki my Netherlands les duurt 2 uur. Çünkü o hani yani o şey tamamen konuşmanın seyrine göre. Ama hani genel anlamda konuştuğun bir durum söyle. İşte biriyle sohbet ediyorsun diyorsun ki ik heb Netherlands les elk weekend. O da diyor hoe lang duurt is your Netherlands les? İşte in total duurt 2 maanden. İşte totalda 2 ay sürecek. Dürün fiilini de unutmayın. Bu da A1 seviyesinde çok işinize yarayacak bir şey. Fiillerden bir tanesi. Bu arada hani cümlelerin içerisinde fiiller falan kullanıyoruz ya. Yani o fiilleri ayrıca mesela yazın. Çekilmemiş halinde. Mesela buradan dürt kullandık. İşte dürün fiilini ayrıca yazın. İşte karşısına anlayacağınız şekilde bir şeyin ne kadar sürdüğünü, zaman ifadesi olarak ne kadar sürdüğünü falan yazın. Hulang da bu şekilde arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Ben sildim ama not aldınız değil mi hepsini? Aldım. Ben aldım.